E, Ahmet evet. yazı yazısı, gazeteci Deniz Yücel, Alman evet. hükümetinin devreye girerek Tabii. serbest bırakıldı haberleri, ne münasebeti, merkez biraz telefon açtı ya, e, Çavuşoğlu gazeteci kılıklı casuslar casuslar yakaladığımızı ama ülkelerin rücası üzerine salı verdiğimizi ağzından kaçırdı. Hmm. Evet şey. şimdi şey, e, Ray Branson davası, o da e, Trump girdi, bıraktık. Bunlar bir bir bir, bir şey, yani hmm. biz bu yolu biz açtık. Yani evet ben dün de söyledim. Yani büyük elçi, büyük elçiler müdahalesi benim de zoruma gidiyor. Büyük elçiler müdahale etmemesi, daha kurumsal dediğiniz gibi Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş. Bunu şu açıdan söylüyorum. Suçlu mu suçsuz mu biz karar veremeyiz. Biz yargıç değiliz. Ama suçlu mu suçsuz mu konusunda Türkiye'de iki mahkeme kararı var. Suçsuz olduğuna dair sonra tekrar suçlanmış. Sonra dönmüş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiş. Hak ile halledilmiş. Evet. Noktayı koymuş. Bırak der azaliye. Bu, bu, bu Şimdi, açıklamayı, bu müdahaleyi doğru bulmuyorum dediğiniz zaman bu insanlar aman karışmasın. Türkiye'de ne olup bitiyorsa insanların hayatlarını kar kararıyor. Hapislerde mi çürüyor? Demokrasi e, yerle bir mi ediliyor? Yüzlerce, binlerce insan mağdur mu oluyor? Her ne yaşanıyorsa kimse müdahale etmesin. Her ne şartta olursa olsun bir müdahaleyi doğru bulmuyorum'a var varabilir yani. Varıyor. Hayır, her şartta olabilir. olursa o evet. şey değil. Biz bunu bunu zaten biz açtık ama bir başka mesela şey var. İşte akşam bir televizyon kanalında dursun çiçek diyor ki benim diyor 9 yıl devam ediyor diyor. Hala cevap vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor. Şimdi hı hı. böyle şey algı oluşturuyorlar. Hı. Şimdi şöyle bir algı şey var veya durum var diyelim. Algı demiyorum, durum var. Diyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, diğer dış güçler olsun. Ya bu Kavalada ne var da bunun için peşine düştüler? Şimdi böyle bir şey. Şimdi bu, bunun cevabı verilmesi. Kardeşim sen de buna yönelik mahkeme kararlarını bir türlü şey hukukunu oturtamamışsın. Dava iddianame yazamamışsın. Mesele dün de söylediğim çerçevede devam edeceğim. Mesele sadece Kavala Hı. değil. Mesele Türk hukuk sisteminin siyasallaşması ve bu sistemin çökmesi çökmesi, çökmesi yani çökmesinin simgesi oldu Kavala sadece. Benim Hı. açımda simgesi oldu. Ha bana göstersin desin ki ya kardeşim sen bilmiyorsun. Bu bak şunu yaptı işte şöyle yaptı gezi söylüyor, gezi diyor söylüyor. E getir, diyor ki e, finans etti 15 Temmuz'u yaptı şunu yaptı bunu yaptı diyor. Ama mesele ne? Delil, delil yok. E yani delil nerede? Sunamıyor. De, diyor ki kardeşim bak bunu şunu yaptı şunu getirdi bunu yaptı. 15 Temmuz'u finanse etti. Nasıl etti 15 Temmuz finansı? Adam FETÖ'cü yani? Şimdi böyle komik komik tabii ki şeyler oluyor eleştiri oluyor bir de orada bir şey benim dikkatimi çekti bu ikili görüşmede Kılıçdaroğlu'na şey de soruyorlar bu İmamoğlu'nun gezilerini şimdi ben bakıyorum iktidara yakın gazeteler İmamoğlu'nu şöyle eleştiriyor vay işte Ziyarbakır niye gittin sen otursana İstanbul'da çalışsana bak İETT otobüsleri çalışmıyor bozuluyor onlarla uğraşsana falan diye İETT <laughs> otobüsleri 3000 otobüs olacaklardı. Kredisi hazır, hı hı. otobüsler hazır, peyderpey gelecek, 3 bin otobüs gelecek. Cumhurbaşkanı imzalamıyor. Onu söylemiyorlar. Bir. Diyorlar ki sen git İETT ile uğraş, ne işin var Trabzon'da, orada burada. Bunu yazıyorlar. İstanbul Belediye Başkanı gider mi diyorlar. Bir soru. Tayyip Erdoğan, hani meşhur konuşması var ya, mitingde söylediği sözler nedeniyle, 4 ay 10 gün hapis cezası aldı. Bu konuşmayı nerede ya? yaptı? Nerede yaptım konuşmayı? Çok güzel. Nerede yaptı? Ne, mitingi nerede düzenledi? Siirt'te. Siirt'te. Ne işi vardı Siirt'te? Otursaydı İstanbul'da. Niye ona hiçbir şey bak? O konu gelince yani, evet, imamoğlu. Şey, i̇mamoğlu, şey, i̇mamoğlu e, Diğer o o Erdoğan eşinin Erdoğan'ın memleketi değil miydi şey? Siirt. İmamoğlu da o yüzden... nereye bir giderse, de... giderse gider İmamoğlu şeye gitmiş. Bir dakika, sergi bir açılışına neydi? Aynı. Bir Diyarbakır. dakika, bir dakika. Diyarbakır. Sayın Erdoğan da 2002'deki konuşmasında bürokratlara ne, ne şey yapmıyor muydu aynı konuşmayı? Evet. Suç işletiyorlar memurlar yapmayın, sakın suç işlemeyin, bunların dediğini yapmayın diye evet. söylemedi mi, seslenmedi o mi? İbrahim Kahveci ne diyor? Her fırsatta onların söylediklerine değil, söylediklerine <laughs> bakmayacaksınız, yaptıklarına <laughs> bakacaksınız. Ya, bakacaksınız. Aa, şu anda Türkiye'de aslında Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi Eski Erdoğan'dır. Çünkü Eski Erdoğan Söyledikleri ve yaptıkları o dönemde özellikle söyledikleri şu anki Erdoğan'ın tam tersi. Ama işte arşivlerde durmuyor ki işte oradan çıkıyor öbürküsüne Soros evet. diye suçlayınca pat diye bir fotoğraf çıkartıyor. Soros Orta diye de, suçluyorsun o... Soros'la fotoğrafın, fotoğrafın çıkıyor. Fotoğrafın çıkıyor evet. yani şimdi e işte... Dediğin gibi eski Erdoğan'ın bütün sözleriyle bugünkü Erdoğan'ın sözlerini aynı bir şeye koyduğun zaman en büyük zaten muhalefet. en büyük muhalefet kendi kendine oluyor. Tabii. Öte yandan Altın Muhalefet Partisi'nin temsilcileri de güçlendirilmiş hmm. parlamenter sisteme geçiş ve seçim sonrası yeni sürecin inşasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar ortak ana ilkelerin bir kısmı belirlenmiş. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu aralıkta o metin bizim önümüze gelir dedi. Şimdi o metinde çalışmalar nasıl ilerliyor ona da bakalım. Bugün gazetelere yansıyan haberler ışığında parti kapatmalar bir kere artık kaldırılıyor. bu konu var. Onun dışında seçim barajına ilişkin gerçi yüzde üç mü yüzde beş mi olmalı tam anlaşılamamış ama galiba ağırlık yüzde üç. Üçte evet. evet. gelecek <laughs> deva falan saadet onun yüzde olarak bastırıyordur. Evet. Bunun dışında tabii yeni sistemde artık Cumhurbaşkanı'nın veto etkisinin kaldırılması, geri gönderme hakkınızı korunması yönündeki uzlaşı yazılı hale getirilmiş. Hı. Torba yasa uygulaması bu kaldırılacak. Bunun dışında evet genel ilkeler olarak bugün gazetelerde de yer bulan açıklanan şeyler bunlar. Maddeler ya da konular diyelim, konu başlıkları. Bu konuda bir anlaşma var zaten muhalefet yani bu şeye kadar Aralık diyorlar ya bir metin çıkacağı belli yani bir an önce de çıksın artık o metin yani nasıl bir parlamenter sistem ne olacak baraj hmm. ne olacak seçim sistemi nasıl olacak ee, kuvvetler ayrılığı yeniden nasıl oluşacak ee, kuvvetler birliğinin ve yani, kuvvetler uyumu diyorlar ya şimdi ona da bir şey hani ne diyorlar ee, rekabetçi kur gibi bir cümen <laughs> kuru yükselince rekabetçi kur falan. Evet. Bu da işte şey, kuvvetler uyumu diye kuvvetlerin tek kişinin emrinde toparlanmasıdır aslında. Kuvvetlerin birbirine uyumu diye. Evet. Onun nasıl ayrılacağını bu bence bu muhalefetin bu altı parti arasında bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Belki küçük nüansa 3 mü olsun, 5 mi olsun. Şöyle mi olsun falan gibi şey Merkez Bankası'nın hepsinin bağımsız olmasını istiyorlar. Bir tanesi hepsi. Bile. Hepsi kuvvetler ayrılığının kesin olmasını istiyorlar. Hepsi yasamanın yürütmeyi evet. denetlemesi. Abi burada bir şey bir, bir fark var. Burada geri dönüş derken geri dönüşmez. Parlamenter sistem ben bu partilerin hepsine baktım. Hiçbiri 90'lı yıllardaki parlamenter sisteme yani eskiye dönelim demiyor. Güçlendirilmiş yani, parlamenter. Tabii Güçlendirilmiş. Yani tabii gön iyileştirilmiş, de i̇yileştirilmiş. Falan. evet. Yani tabii ki eksikleri, yanlışları şeyleri vardı. Mesela bir kere her şeyden dönme gerçekten bir demokrasi olması için Liderlerin milletvekillerini oturup belirlemesi lazım. Buna şey şey var. Kılıçdaroğlu. Evet. Başka bir şey yaparsın. Yani kontenjanlar koyarsın. Türkiye Milletvekilliği mi? oluşturursun yüzde 15. Ol anayasa Mahkemesi'nden döndü. Geri, tekrar düzenleyebilirsin. Geri kalanını e, anayasaya aykırı bağımsız. anayasaya anayasa aykırı. Çünkü diyor ki anayasa sen belli bir bölge tüm Türkiye'nin milletvekili olamazsın. Belli bir seçmenine karşı sorumluluğun vardır. Sorumlu olmak zorunda. diye onu getiriyor. aslında. Bence de iyi bir şeydi o. Bir yüz milletvekilinin Türkiye milletvekili olması. Evet. Kardeşim CHB onu parti veya, liderleri belirler. Ha, i̇yi Parti Hı -hı. mesela, Meral Akşener kimi istiyor değil mi? Bir takım evet. beyin, takımı, beyin takımı dedikleri şey. Onlar hani Hı -hı. alırsın onları. Yani Öbürküler kısacası de ön seçimli parti için, mücadele parti için mücadeleyle. Parti